Bilal hocamızın arkasındayız. Her türlü biz bu yola yani baş koyduk. İnşallah Bilal hocamla beraber bu belediye seçiminde hocam kazanacak. Zaten çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Her şey ortada. Herkes her şeyin farkında. Hocam inşallah kazanacak. Biz bunu görüyoruz. Söz hocam da hocam karşısında. Din görevlileriyle aramıza hep bu siyasi konularda bir mesafe koy. Sadece dini konularda dikkatlice gözlerin içerisine bakar, kulağımızı onlara dikeriz. Ama tabii Elazığ'ın gelmiş olduğu bir nokta var. Bu noktada din görevlisi ya da çalışan, çalışmayan ya da üreten, üretmeyen ya da tüketen hiç fark etmeden bütün şehrin bütün çocukları, bütün kesimleri bu durumdan rahatsız. Dolayısıyla bu sosyolojik süreç bizi bir türlü siyaset demeden belli bir ortak akıl çerçevesinde bir araya getirdi. Ve bu ortak akılda buluşuyor olmamız bir yönüyle bizim açımızdan, mesela kendimle ilgili kısmında, evet ben çok gururlanıyorum, Allah razı olsun bütün kesimlerimize olan ilgisinden. Ama öbür yönüyle de bu gidişin böyle gitmeyeceği de belli. Yani sıkıntılı bir süreç yaşıyor herkes. Bütün sosyolojik katmanlar Elazığ'ın bu durumundan rahatsız ve çare çözüm üretmeye çalışıyor. Biz tabii bu çözümün parçasını biz bilmiyoruz. Bir türlü halledilir ve helallik alınarak iş bitirilebilir. Ama toplumsal olaylarda helallik almak zordur. Sizin burada bir evet tercihiniz, 30 Mart'ta bir soru soracaklar. Bu şehirden memnun musunuz? Bu durumdan memnun musunuz? Eğer gerçekten memnunsanız yapacak bir şey yok. Ama 5 sene boyunca konuşup da 5 saniyelik fırsat verildiğinde 30 Mart'ta evet deyip kenara çıkıyorsanız bu bir vebadır. Çünkü sizin evet dediğinizde Salı Baba Mahallesi'ndeki çocuk hışkırıklarla ağlıyor. Sanayi Mahallesi'nde parkta oynayamıyor çocuklar. Park yok. Gezecek kaldırım bulamıyoruz siz evet dediğinizde. Arabamızla gidecek yol bulamıyoruz siz evet bu durumdan memnunuz dediğinizde. Suya bu kadar pahalı, bu kadar ücret ödeyip içemiyoruz siz evet dediğinizde. Siz evet dediğinizde biz kentleşemiyoruz, şehirleşemiyoruz. Yani siz bize evet diyerek kenara çıkıp 5 sene boyunca tekrar üretmeye devam etmenizi bizim algılamamız mümkün değil tabii ki. Onun için bu toplumsal bir vebadır. Sizden isteğimiz bu toplumsal vebalin kişiler üzerinde kalmaması için doğruyu söylemeleri konusunda insanlarınızı uyarmanızdır. O gazı alan bize nasip ederse 30 Mart'ta akşam 18'de geçen hafta sonu açılışını yaptığımız Vali Fahri Bey girişindeki toplanma yerinde siz bana yer vereceksiniz, ben size yer vereceğim çünkü bu ayar bizi bölge içerisinde parlayan bir yıldız yapacak ve Allah nasip ederse bize bu belediyeyi, bu şehirde kartlar yeniden dağılacak. Her şey, bu taşlar yeniden yerine oturtulacak. Çünkü bu sistemi yanlış kurdular. Bu sistemi değiştireceğiz. Elazığ çocuğunun karnı açtır, ağzında kürdanla dolaşır. Çaktırmaz. Babasından aşık istemez. Annesinin şefkatle kendisine uzattığı paradan utana sıkıla, her gün utanır, her gün sıkılır. Ama Elazığ çocuğunu çaresiz bıraktılar. Elazığ çocuğunu temizlikçiliğe ve güvenlik görevliliğine mahkum ettiler. Buna kimin hakkı var? Buna kimin hakkı var? Buna. Sürekli, yani bunlar kim? Bunlar ne istiyorlar? Bunlar yani bizim öyle sinek gibi görmelerini, böyle ucube görmelerini artık kaldıramıyor. Hepiniz adına biz bu süreci kaldıramıyoruz.
sürekli bağını boynunuza takıp tokmağı elinde bulunduranları çekemiyorum artık. Hepimiz adına, hepimiz adına, benim çocuklarım, sizin anneleriniz, babalarınız adına, sizin gelecekte yavrularınız adına biz bu sürece, bu sisteme dur demeliyiz. Bunun yöntemi belediye başkanlığımız vallahi çok dinamik bir yapı. En azından belediye başkanlığı şehrin kaderini değiştirebilir. Ve biz bu şehrin de bu bölgenin de kaderini değiştirecek stratejik hedeflere sahip, gelecek vizyonu olan, şehrin potansiyeline inanan, ortak aklı kullanacak coşkun, yürekli ve cesaretli bir ekibiz. Sizler, bizler, sizin büyükleriniz, bu şehri yönetecek güçler. Ama sürekli bizim dışımızda birileri bu sözde, bu şehirde söz sahibi oldular. Buna dur diyecek olan sizlersiniz. Buna dur diyecek olan bizleriz. Bunu Allah nasip ederse 30 Mart'ta o kırmızı kartı göstereceğiz biz bu sistemin yalakalarına, bu sistemin çakalarına. 30 Mart'ta bu diyeceğiz. Çaresiz bir şehir yaptılar. Yapmayın. Etmeyin sevgili Elazığlılar. Biz böyle bir şehir değiliz. Biz böyle bir şehir değiliz. Öyle kakkoşun manası ince ve derin. Herkese kakkoşsun denilmez kakkoş. Hikayeler yok. Hikaye yok. Bunlar şiirde kaldı artık. Bunları Bünyamin Eroğlu okur biz dinleriz. Ama biz bunları yaşamak zorundayız. Yaşatmak zorundayız. Bu değerlerimizi, bu hasretlerimizi ön plana çıkarmak zorundayız. Bakın bu şehirde bu oyunu kuranlar Gazi Caddesi'nde gezemeyecek kadar kafalar önündeler. Bu şehirde bu oyunu kuranlar Elazığ'a gelip herhangi bir mahallesinde oturup bir çay içemeyecek kadar aciz durumdalar. Bu şehrin insanları gözlerinin içerisine bakan, kafası dik duran, Harput kadar mağrur, Hazar Baba kadar gururlu insanları unuttu. Unuttuk biz bunları. Bu şehrin sekiz köşeli şapkasının anlamını unutturdular bunlar bize. Bilen var mı? Hatırlayan var mı? Kürsü başına hatırlayan var mı bu şehirde? Misafiriniz geldiğinde götürecek bir yeriniz var mı bu şehirde? Bir tınısı, bir folklorik özelliği, bir halk oyunları, bir oturup kalkarken konuşacağınız Elazığ ağzıyla çakalaşacağınız bir mekanı kalmış mı bu şehir? Bu şehirde üreten, çalışan, hele bir bakın etrafınıza, şehir ne hale geldi? Köy düğüm ettiler bu şehri. Bu şehrin sokakları yürünmez hale geldi. Bu şehrin caddeleri araçla geçilmez hale geldi. Her köşesine çöktüler. Bunun hesabını kim soracak? Bunun hesabını sandıkta bu şehrin çocukları soracak. Ama arıza var bu şehrin çocuklarında. Çünkü kafaları dağıttılar. Bizim cesaretimizi kırdılar. Statüko uygulayıp teslimiyetçi bir toplum yarattılar. Birinci aşama insanların kendine olan güvenini yerine getirmektir. Birinci aşama budur. 30 Mart'ta önümüze bir sandık koyacaklar. Bu şehirden memnun musunuz diye soracaklar. Bunu daha önce de sormuşlardı. Bu kadar itiraflara rağmen, bu kadar olumsuzluklara rağmen, bu kadar aymazlığa rağmen, para veriyorsun, su içemiyorsun, yeşili var dibinde oturamıyorsun, çocuğun var okutamıyorsun, eğitimde 75. sıradasın, kültürün bitmiş, sanayin bitmiş, sanatın bitmiş, insanların gözleri çukura inmiş bir şehrin çocukları her seferinde bu sandıkta evet biz bu şehirden memnunuz demek zorunda kaldılar. Vatandaşımız her ne sebep olursa olsun bu şehirden memnun musunuz sorusuna evet dedikçe sanı babadaki dron öbür dünyada yakasına yapışacak. Bu şehirden memnun musunuz diye sorduklarında evet dedikçe yıldız bağlarında bir metre kaldırımı olmayan insanlar bunların öbür dünyada yakasına yapışacak.